Oha lan, adam ev yapmış. Çok tatlıymış ya. Çok iyiymiş. Şimdi bir eczaneye gideceğim. Eczaneden gazlı bez alacağım. Ondan sonra nalbura gideceğim falan. Böyle ufak tefek günlük işlerim var. Ama ölmeden gidersek, ama bugün can sıkan başka şeyler var. Bizim trafikteki saçmalıklardan ziyade haberlere yansımayanlara bakarak konuşuyorum. Yani 33 tane şehit olduğu ve bu saçma şeyleri, bizim çektiğimiz acılar, yaşadığımız bir güne uyandık. Bununla alakalı çok ciddi bir maskeleme, yasaklama falan da devam ediyor. Hemen eczaneye gireceğim. Hemen eczaneden sonra devam edeceğim. Her neyse, geri dönelim konumuza. Tam son cümlemi hatırlamıyorum ama yani 33 tane profesyonel veya değil, genç veya yaşlı fark etmez, İnsanın öldürülmüş olmasından bahsediyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bana biraz şöyle geliyor daha doğrusu. Bu, yani bu hükümetle veya bu şeyle alakası yok. Dönemle alakası var. Sanırım medyayla daha çok alakası var. Ya o kadar normal bir şey ki artık bir insanın ölmüş olması veya bir yaralanma konusunun olmuş olması. Hani televizyon, ben çok uzun zaman önce attım zaten televizyonu. Evde televizyonum falan yok da. Hani televizyon bazen izliyorum anneme gittiğimde veya işte ne bileyim bir yerde denk gelirsem, bekleme odalarına falan koyuyorlar ya. Burası ne olmuş böyle? Ya o kadar normal ki o haberleri izlemek falan, hani çok normal. 7 yaşındaki çocuk da bunları izleyerek büyüyor, okuluna gidiyor, bilmem ne yapıyor. 70 yaşındaki babaannesi de bunları seyrediyor. Normal yani, hani şey yok. Bir problem yok. Yani birisinin ölmüş olması, trafik kazasında parçalara bölünmüş olması veya askeri bir müdahalede parçalanmış olması falan çok normal karşılanıyor. Normalleştirilmiş. Bu çok yanlış. Ve bu normalleştirmenin ötesinde bir de işte bu yayın yasaklarıyla internet kısıtlanarak, boğazı sıkılarak, bir şeyler yapılarak insanların haber alma özgürlükleri de ellerinden alınıyor. Tamam, şimdi bu şey değil, buradaki konu insanların haber alma özelliği değil. Yani affedersiniz de, yani girmeye ver Twitter'a yani kardeşim. O değil yani anlatmaya çalıştığım şey. Burada 33 tane adamın
33 tane insanın, adam kadın ne olduğu önemli değil, 33 tane insanın ne uğruna olduğu belli değil. Ama ben şey olarak da bakmıyorum konuya, sakın yanlış anlaşılmasın. Hani orada verilen mücadele bir hiç değil. Evet, orada önemli bir konu var. Şöyle bir konu var orada. Bizim sınır bütünlüğümüzün korunması açısından orada bir müdahalemiz olması, orada hareket ediyor olmamız kesinlikle gerekli. Bu konuda ben şey değilim. Bazı insanlar çok şeyler, ne işimiz var orada, ama koyayım bilmem neresini bilmem ne falan, böyle çok ilginç tepkiler halindeler bazı insanlar. Bu tam olarak öyle değil yani. Benim tarafımdan bence. Yani oradaki sınır güvenliğini sen sağlamazsan, sınır hattını koruyamazsan, affedersin, şu an zapt edemediğin karakterler, şeylerden bahsediyorum, terör unsurlarından bahsediyorum, yarın bir gün böyle rahat rahat ellerini kollarını sallaya sallaya buralarda cirit atarlar ve bununla alakalı bizim yapabileceğimiz hiçbir şey olmaz. Bununla alakalı yapabileceğimiz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacağı gibi çok daha can yakıcı şeyler gerçekleşir. BMW mesela benim canımı yakacak arkadaki. Öyle geliyor yani. Her neyse. Bu sınır güvenliğinin sağlanması çok önemli bir konu. Kesinlikle önemli. Buyur BMW'cim. Geç. Başın göğe erdi galiba. Ama bunun yanı sıra ne oluyor? Biz bu şekilde hep şey ülkesi yerine konuyoruz işte. Terör ülkesi oluyoruz. Ne oluyor sonucu olarak? İşte drone uçuracaksın, şurada denizi çekeceksin, adaları çekeceksin. Bir hikaye anlatacağım belki ben size burada, işte bu adaların prensleriyle alakalı, bilmem neyle alakalı böyle tarihi bir şey yapacağım. Şurada drone'u uçurup, şurada oturup, şuradan drone'u uçurup, bunların buraya nasıl hapsedildiğini, işte bilmem ne yapıldığını çekemiyorum abi. Yok. Ne oluyor? Ben üretemiyorum. Üretme lan, hani sen ne üretip de ne olacak falan, tamam okey üretmeyeyim. Ondan sonra şu an mesela YouTube'undan Twitter'ına, Twitter'ından Facebook'una, Instagram'ına kadar her yerde bir kısıtlama, bir sıkıştırma, bir şey var. Ben bunu bugün koyacağım, yani şu an çekiyorum, hemen yerleştireceğim. Yani VPN satın alıp bir şey yapıyoruz falan filan. Sorun değil bak, bir daha söylüyorum. Ben girmeyeyim ya. Hani tamam internet olmasın, ben hani bu işleri de yapmayayım, şu bu. Ya orada 33 tane insanın, 33 tane ailenin canı yandı ya. Çok fena. Bundan haberdar olmamız istenmiyor. Bu da çok fena. Niye haberimiz olması istenmiyor? Habersiz yaşıyoruz. Ya herkes bir şekilde öğreniyor tamam oradan buradan ama. Abi çok acı verici bir şey ya. Düşünsene kardeşin veya senin evladın veya senin abin, hani yaşına göre, gitti orada görev yapıyor ve bu şekilde öldü. Tabii ki hani dine göre şeyler falan var, mertebeler var, kazanımlar var, işte falanlar var, filanlar var. Ben çok bildiğim şeyler değil, o yüzden çok yorum yapamıyorum bu konularda da. Bilenler daha şeydir. Bu konuda bilgisi olanlar daha iyi anlatırlar belki. Şey çok acayip. Yani bir ortada bir acı var. Bu acı normalleştirilmiş bir şekilde yaşanıyor. Hani hatta bunlar, bu kişilerin, yürü abi.
Bu kişilerin aileleri de dahil olmak üzere normalleştirilmiş bir şekilde yaşamaya devam ettiriliyor. Ne oluyor? İşte mesela şu şey cümleleri çok klişeler biliyorsun, işte vatan sağ olsun, bir evladım daha olsa onu da gönderirim falan gibi cümleler sarf edilir. Bunlar çok acı şeyler. Yani ben cidden çok üzülüyorum böyle. Normal değil, ben normal karşılamak istemiyorum. Ya şimdi böyle baktığın zaman sadece bu şekilde mi ölüyor insanlar? Hayır, bir sürü şekilde ölümler o gerçekleşiyor falan ama mesela bu savaş, çatışma bilmem ne uğruna ölümler çok tatsız, çok keyifsiz. Olmamalı. Olmamalı. Benim görüşlerim aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi birazcık dışarıda bir şeyler almam gerekiyordu. Çıkmışken dedim, sabah da böyle bir gündemle uyanınca, çıkmışken içimden geçenleri de söyleyeyim dedim. Ama ya düşünsene, üzülme hakkın elinden alınmış ya. Tepki gösterme hakkın elinden alınmış ve bunun için bununla alakalı bir şey yapamıyoruz. Böyle bir düzeneğin içinde yaşıyoruz şu an. Hiç hoş değil. Bu cümleleri sarf ettim diye kim bilir bana neler diyecekler veya çok meşhur olsam belki başıma pislik işler bile gelebilir. İstenmeyen işler bile gelebilir başıma. Çok tanınan veya takip edilen bir YouTuber olsam. İnsanları bilmem nereye galeyan ediyor. Hiç kimseyi hiçbir yere gark etmiyorum. Hiç kimseyi hiçbir yere şey yapmıyorum. Ne derler ona? Sevk etmiyorum. Herkes kendi özgür iradesiyle istediğini düşünebilir, istediğini söyleyebilir. Söyleyebilmesi lazım. Bizde maalesef bu çok şey olmuyor, bu şekilde gerçekleşmiyor. Şimdi bir de nalbura uğrayalım da sonra evimize gidelim. O videoyu editleyip yayınlayalım. Yalnız bu arada arkadaşlar rica edeceğim, hani videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz bakıyorum, videolar izleniyor ama izleyenler aboneler değil. Abone değilseniz abone olun lütfen. Böyle böyle genişleyecek bu işler. Daha iyi yapmak istiyorum ben bu konuları. Daha iyi işlemek istiyorum. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Peki abi. Sen öyle yapıyorsan biz de böyle devam edelim. Peki, hoşça kalın.